Sevgili öğrenciler ve fedakar veliler, öncelikle hoş geldiniz ve tebrikler. Boğaziçi kazanabilme imkanı erişebilmeniz bile başlı başına büyük bir başarı. Çok fazla B var ama ne yapalım. Yıllar boyu aldığınız dersler, çözdüğünüz testler, uykusuz geceler, asosyal hayat ve stres meyvelerini vermek üzere. Boğaziçi ve özellikle çevre bilim bölümünü seçersiniz ve kazanırsınız, çok memnun oluruz ve sizi Eylül'de bölümde bekleriz. Ama bizi tercih etmezsiniz ve başka bir bölümü veya üniversiteye girersiniz, tehdit gelmiyor, merak etme, küsemeyiz. Eğer lisede ve kurslarda sergilediğiniz adanmışlıkla çalışmaya devam ederseniz, iş, eğlence ve hayat arasında sağlıklı bir denge kurarsınız ve kendinizi güvenirseniz, mutlaka her yerde başarılı olacaksınız. Yolunuz açık olsun. Ben 2002 senesinden beri çevre bilim bölümünde tam zamanlı olarak çalışan yabancı uyruklu öğretim üyesiyim. Mutlaka yabancı uyruklu olduğumu yani sezdiniz. Ama olsun, 2002 senesinden beri buradayım. 98'den beri Türkiye'deyim. Yani öğrencilerden daha fazla Türkiye'de kaldım çoğunlukla. Niye Boğaziçi sorusuna cevap vermeme gerek yok herhalde. Bununla ilgili sunumlar izlemiş ve büyük ihtimalle bolca anekdotlar dinlemiş ve okumuşsunuzdur. O zaman niye çevre bilimi sorusuna geçeyim. Boğaziçi Çevre Bilim Bölümü, Türkiye'nin en köklü ve prestijli çevre bilim veya tercümanlık bölümüdür. Ama aynı zamanda bölümümüz yeniliklere her zaman açıktır. Güncel sorunları ve fırsatlara göz ardı etmiyor. Aksine müfredatımız, derslerimizi, araştırmalarımızı ve akademik faaliyetlerimizi yeni dünya esas alarak şekillendiriyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, sunumumuzda göreceğiniz gibi 11-13 Eylül tarihleri arasında bilgisayar mühendislik bölümü ile birlikte çok önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Ana koordinatör bölüm başkanımız Profesör Doktor Mehmet Şahin, 1. Ulusal Çevre Teknolojileri Kongresi yürüteceğiz burada. Hazır konu teknolojiden açılmışken, ben de elimden geldiğince belki de aklınıza takılan bir konuyu kısaca değinmek istiyorum. Sanıyorum ki aranızdan bazılarının aklını şu soru kurcalıyordu. Çevre ya da çevre bilimi okumanın ne anlamı var? Birkaç yıl içinde çevirmenlerin yerini zaten yapay zeka alacak. Acaba böyle düşünen arkadaşlar var mı aramızda? Yani aklınızda hafif olsa bile bu soru varsa lütfen el kaldırın. Yani utanmanız gerek yok. Yani tamam. Yapay zeka, evet. İşte kongremizde şüphesiz göstereceği gibi günümüz çevre sektöründe teknolojinin hiç olmadığı kadar kullanıldığı doğrudur. Özellikle teknik çevre alanında makine çevresi ve çeşitli bilgisayar destekli çevre araçları anlamsal ve dilsel olarak doğru metinler üretme konusunda her zamankinden daha başarılı olduklarını gösteriyorlar. Yine de bu alanda bile proje yönetimi, terminoloji yönetimi ve post edit gibi çok sayıda işin gerçekleştirebilmesi için çeviri eğitimi sahibi olan insanlara ihtiyaç duyuluyor. Ve bizim programda bu yani teknolojik gerçekleri entegre ediyoruz ve bilgisayar destek çeviri araçları konusunda çok sağlam bir eğitim veriyoruz. Edebi çeviri, görsel işitsel çeviri, oyun yerelleştirmesi ve her türlü sözlü çeviri gibi diğer çeviri türlerinde insan çevirmenlerin yaratıcılığı, sorun çözme becerileri ve kültürel farkındalıklara vazgeçilmez olmaya sürdürüyor. Ve bazen Google çeviri veya ChatGPT'nin yaptığı çeviriler bakıyorsun, çok acayip şeyler çıkıyor. Ya rahatlıyorsunuz, yani biz rahatlıyız. Ya beceremiyor, biz beceriyoruz ama o beceremiyor. İnşallah yakın zamanda da becermeyecek. Bizler de lisans programımızda öğrencilerimizin günümüz dünyasında yazılı ve sözlü çevirmen
olarak ihtiyaç duyacakları davranış, beceri ve bilgileri geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama sadece uygulamaya yönelik bir bölüm değiliz. Çeviri Kur'an dersi var, çeviri tarihi, çeviri eleştirisi. Çeviriyle her açıdan ilgileniyoruz. Ancak titiz bir okur ve yazar olmak, etkili iletişime önem vermek ve eleştirel düşünmek sadece çevirmenlik için değil, birçok farklı meslek grubu için de gereklidir. Başta akademisyenler olmak üzere. Bu da sunumumuzda göreceğiniz gibi mezunlarımız pek çok farklı sektörde çalışıyor olmasının, bazen de dışarıdan bakıldığında çeviriyle pek ve hiç ilgisi yokmuş gibi görünen mesleklerde başarılı olmalarının nedeni açıklıyor. Söz ettiğim başarı da büyük ölçüde Boğaziçi mezunu olmalarından kaynaklanıyor. Öğrencilerimizin bir yandan Fen Edebiyat Fakültesindeki lisans programlarının alışılmadık şekilde esnek olmasından yararlanabiliyor. Çeviri bilim öğrencileri derslerin yaklaşık yarısı başka bölümlerden seçmek veya almak zorundalar. Diğer yandan da İngilizce öğretmeni, insan kaynakları uzmanı, dijital pazarlamacı, akademisyen ve başka mesleklerde çalışan bölümümüz mezunları Boğaziçi diplomasının temsil ettiği o paha biçilmez anahtarı Türkiye'de ve dünyada pek çok sektöre ve fırsat kapı açan o anahtarı sahip olmanın avantajı yaşıyorlar. Şimdi sunuma geçelim. Gördüğünüz gibi bölümün adı bu. Fakültenin adı bu. Bölümle ilgili biraz tarih var. 1983 ve 84 güz döneminde öğretim açıldı. Hacettepe Üniversitesi hemen aynı dönemde açıldı. Ama Türkiye'de yazılı ve sözlü çeviri dalında lisans eğitimi veren ilk bölümlerden. 2004'te bölümün adı çeviri bilim olarak değiştirildi. Yani bu bilimsel alanı olduğunu göstermek için. Sadece uygulama yönelik olmadığı için. Ve aynı yıl biz Fen Edebiyat Fakültesini entegre ettik. Bölümün adı 2019-2020 akademi yılında YÖK tarafından çeviri bilim olarak güncellendi. Hala bu isim biraz tartışılır. Ama isminiz böyle, onu hala isminizi anlaşamadık hala ama bir gün alışacağız herhalde. Ama Türkiye'de üniversitede çoğu çeviri bölümler aslında tercümanlık parantez içinde İngilizce veya Almanca olarak geçiyor. Ama bizimki hala çeviri bilimi. Yani çünkü sadece uygulama öğretmiyoruz, yani çeviri bilim de öğretiyoruz. 4 tane akademik programlarımız var. Yani bir lisans, 2-3 tane lisans üstü. Ekibimiz böyle. Küçük ama güçlü. Dediğim gibi Mehmet Hoca bölüm başkanımız, Ebru Hoca, Şule Hoca bölüm başkan yardımcısı ve hep onlar dışında çok tecrübeli, çok yetenekli ve çok insani arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ilişkilerimiz var. Hem kendimizle hem de öğrencilerimizle. Çok fazla yarı zamanlı öğretim elemanlarımız var. Farklı alanlarda çalışan. Özellikle konferans çevirmenli programında aktif olan çok konferans çevirmenli sektörün önde gelen isimler. Yani Cumhurbaşkanların çevirmenleri, başbakanların çevirmenleri, NATO'da, Avrupa Birliği'de çalışan arkadaşlarımız var. Buyurun. Ve tabii ki biz sadece ders vermiyoruz, aynı zamanda araştırma yapıyoruz, yayın yapıyoruz. Bunlar bazı eserlerimiz, kitaplar, antolojiler, hem İngilizce olarak hem Türkçe. Bir de aynı zamanda bazı hocalar da çeviri yapıyoruz. Mesela ben de İlber Hoca'nın 2 tane kitap çevirdim. Bazılar tek başına, bazılar asistanlar ve öğrencilerin yardımıyla. Gördüğünüz gibi
Ayşenaz Hoca'nın Fransızcadan çeviri çok fazla eserler var. Çok önemli eserlerin Türkçe çeviriler için çeviriler yaptı. Şimdi lisans programımız amacı Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürüne hakim, çeviri dalında kuramsal eleştirel bilgi birikimini ve uygulama deneyimine sahip, İngilizcenin dışında en az bir yabancı dil çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih gibi konularda alan bilgisiyle ve terminolojiyle tanışık çevirmenler yetiştirmektir. Bu şey üçüncü dil, yani Türkçe ve İngilizce dışında. Ona çok önem veriyoruz ve her öğrenci normalde bir dilden, ya Fransızca, Almanca, İspanyolca veya Japonca'dan bir dil 4 sene boyunca okuması gerekir. 4. sınıfta bu dille ilgili çeviri dersi alıyor. Ama bazı öğrenciler diyelim ki Alman lisesinden geliyor veya Fransız lisesinden geliyor. O daha yüksek bir seviyeden başlayabilir. O dilde çeviri dersleri yapabilir ve kalan krediler, çünkü 24 kredi tamamlaması gerekir, başka bir dilden alabilir. Hatta biz öğrenciden 3, bu 24 kredi 3, 3 değil mi? Ha, 3 ayrı yabancı dilden alma fırsat veriyoruz. Çeviri bilimde ne öğrenirim? Öyle şeyler. Dediğim gibi sadece uygulama yönelik değil, sadece teknik şey, yani çok çeviri yüzünde düşünmek, çeviri yüzünde konuşmak, çok şeyler öğretiyoruz ve öğrenmeye sağlıyoruz. İnternet adresimiz, sosyal medya linklerimiz, Twitter X oldu. Ben bugün öğrendim, bilmiyorum, ben geride kaldım. Bu, yani öğrenci olacaksınız, bu çok önemli bir şey. Özellikle benim gibi danışman hocalar olarak. Bu öğrencilerin, yani üniversitenin anayasası gibi. Yani öğrencinin aslında, öğrenciyle ilgilenen her şey aslında bu yönetmelikte yazılıyor. Bazen öğrenci gelip, hoca bunu yapabilir miyim? Bir bakıyorum, madde 23'te çok net bir şekilde bunu yazıyor. Ve orada... Yani gerçi aslında bu öğrenciler belki bunu ezberlemesi gerekiyor, yani sınav oranı koyabilir. Burada çok bilgi verir. Bizim programımız böyle, lisans programı. Gördüğünüz gibi yani derslerin yaklaşık yani %50 çeviri bilim derslerden ibaret. Çok farklı bölümlerden, bazı zorunlu dersler var, bazı seçmeli dersler var. Mesela HSS, yani bu Fen Edebiyat Fakültesinden, başka fakültelerinden dersler alabilirsiniz. Dil seçmelisi dediğim gibi Fransızca, Almanca, İspanyolca veya Japonca. Ve bazen sınırsız seçmeli. İstediğin alandan, yani şey fen orada olabilir, iletişim, şey işletme olabilir. Nasıl istersiniz? Burada biz 4. sınıfta bazı öğrenciler sözlü çeviri üzerinde uzmanlaşma kararı veriyorlar. Yani konferans çevirmenli. Ve onlar genellikle yani o alanda kendileri geliştirmeye devam ediyorlar ve o alanda çalışmaya devam ediyorlar. Bunu girmek için, bu şey sözlü çeviri programı girmek için 3. sınıfın sonunda bir sınav var, bayağı zor bir sınav aslında ve oradan genellikle ya 3-4 öğrenci seçiliyor. Yani zor bir sınav, çünkü gerçekten konferans çevirmenliği yapmak hiç kolay değil. Ve o sınavı girmek için belli bir ortalama, diye önceki sözlü çeviri derslerden belli bir ortalama erişmesi gerekir. Onu belirtmek zorundayım. Yani genellikle öğrenciler yazılı çeviriden mezun oluyorlar. Ama bir kısım sözlü çeviriden mezun olabiliyorlar. Ama dediğim gibi konferans çevirmenli yüksek lisans programımız var. Öyle bazı öğrenciler yani yazılı çeviriden mezun oluyor. Sonra dönüp
konferans çevirmeni de şansı deniyorlar. Bir de şu anda bir tane çift anadal programımız var. Batı Diller ve Edebiyat bölümler ile beraber. Ve şu anda biz dil bilimle beraber bir çap programı oluşturmaya çalışıyoruz. Belki birkaç ay içinde veya bir... Var mı? Evet. İnşallah yetişirsiniz. Tamam. Seçmeli der, yani bölüm seçmeli derslerimizden bazıları gördüğünüz gibi yani çok geniş bir yelpaze var. Ve bölümdeki imkanlar çok güzel simultane çeviri laboratuvarımız var. Yani uluslararası seviyesinde ekipmanımız var. Bilgisayar laboratuvarımız var. Çok fazla Erasmus ve değişim imkanlarımız var. Hem üniversitenin anlaşma olan üniversitelerle değişim programı yapabilirsiniz. Hem de bölümün kendi ürettiği şey değişim programının parçası olarak buradaki üniversitelere gidebilirsiniz. Belki bir sene içinde bir iki tane daha üniversite eklenecek. Ya yani genellikle öğrenciler bir dönem için gidiyor ama bazen şey bir sene. Ha, Japonya bir sene yani çok o kadar uzak gitmişken yani bir sene gibi. Şimdi belki aklınıza en büyük soru mezunlarımız neler yapıyor ve gerçekten çok farklı alanlarda çalışıyor. Sadece çeviri alanında yazılı ve stüdyoda çalışmıyor. Belki çoğunlukla başka alana geçiyorlar. Mesela Özge Serbest Konferans Çevirmeni Begüm Dönmez. Şimdi Voice of America'da, Washington DC'de gazeteci, aynı zamanda çeviri yapıyor. Bedirhan gazeteci, Hüseyin Mergan, o da bizim bölümde özellikle yerelleştirme, localization alanında ders veriyor. Ve de Google'da, Google Türkiye'de yerelleştirme uzmanı. Ve başka bir arkadaş, neydi? İki arkadaş var. O da İrlanda'da. Buket Vidinlisan. O da o burada mı? Ha, tamam. Program yetisi Devrel Google. O da İrlanda'da çalışıyor. Yunus Emre ve Serkan şey futbol çevirmenliğinde çok aktif. Yunus Emre şey Trabzonspor'un çevirmeni. Serkan Londra'da yaşıyor ve orada hem futbol çevirmenliği yapıyor hem de İngiltere'deki yabancı öğrencilere yabancı oyunculara danışmanlık yapıyor. Serkan da çeviri yapıyor. Bu şey Dünya Kupası'nda finalda bir kaleci, bir Brezilyalı kaleci konuşuyordu ve kazandılar. Dünya Kupası kazandılar ve şey ağlıyordu. Konuşurken bizim Serkan bunun çevirisi yapıyordu. Yani çünkü Portekizce de öğrendi burada. Ve çok iyi Portekizcisi var. O da çevirirken o da ağladı. Yani bayağı güzel bir andı. Neslihan Pezegürsoy, çevirmen ve koordinatör İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü. Ya hemen yani büyük orada İBB'de çalışan çoğu çevirmenler aslında bizim mezunumuz. Yani bizden çok memnunlar. Biz onlardan memnunuz. Gökhan Doğru, o da... Kendini çok geliştirdi. O da İspanya'da hem çevirmenlik yapıyor hem de akademisyen. Barış Görüzoğlu, Ouagadougou Büyükelçisi'nde 3. sekreter. Yani nereden nereye? Boğaziçi'den Ouagadougou'ya. Sevcan, Amazon'da ürün pazarlama müdürü. Zeynep Nur Ayanoğlu, İstanbul Zilberman Gallery'de çevirmen. Umut Bulular, MSC Cruise şirketinde pazarlama uzmanı. Nurcan Aydın Şahan Racket şirketinde global direktör. O da Amsterdam'da şu anda. Berkay Baboğlu, Simfer Export şirketinde satış müdürü. Buket'ten daha önce bahsettik. Ve akademide çok fazla öğrencimiz var, mezunumuz var. Ezgi Uzun. O şimdi işte İran dış siyaset içinde, dış ilişkilerle uzman. Yani belki Türkiye'de bir numara kişi. Bu bizim bölümden mezun. Selin Erkul Yağcı, bizim doktor öğrencimiz. O da Ege Üniversitesi'nde
Hoca Emek Ergun çevre bilim alanında dünya çapında özellikle feminizm ve çeviri çok önde gelen araştırmacılardan biri. Merve Akbaş bizde hem lisans yaptı hem de yüksek lisans hem de doktora yaptı. Şimdi de o YADYOK'ta, Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda ve başka mezunlarımız yüksek lisans ve doktor öğrencimiz YADYOK'ta çalışıyor. Özden de İngiltere'de, Ayşe de ta Çin'e kadar gitti ve orada Türkçe ders veriyor galiba. Dediğim gibi biz sadece ders vermiyoruz, aynı zamanda araştırma yapıyoruz. Şule Hoca'nın yönetiminde benim de katıldığım bir araştırma projem var. Mehmet Hoca çok ilginç bir proje yapıyor. Literary machine translation to produce translations that reflect translator's style and generate retranslations. Bunun sonuçları meraklı, biraz korkulu bekliyoruz. Live Ceyda Hoca müthiş biyografi ve çevirisinde müthiş bir çeviri projesi, bir proje yaptı. Ben de telefon çevirmenliği üzerinde proje yaptım. Eno Hoca simultane çeviri üzerinde çok güzel bir proje yaptı ve halen devam eden bizim konferans çevirmenliği program bir Avrupa ağın bir parçasıdır ve en yüksek seviye durmadan kontrol ediyor Avrupa Birliği ve her zaman mükemmeliyet merkezi olarak seçiliyoruz. Ve çok fazla etkinliklerimiz var. Dediğim gibi yakında Çeviri Teknoloji Kongresi olacak. Biz ne yazık ki korkunç depremden sonra onunla ilgili bir etkinlik yapmak istedik ve çünkü bu arama kurtarma ekipleri, çeviri sağlanan kişiler vardı, çevirmenler ve onların katkıyla önemli bir etkinlik yaptık. Bu da sağ tarafta bir Slovenya'dan arkadaşla beraber yaptığımız bir etkinlik. Bu da Edward Rodetti. Google'a girersiniz, çok ilginç bir adam. Onunla ilgili bir etkinlik düzenledik. The Museum and as Translation da vardı. Yani çok var. Deniz ve arkadaşların düzenledi. Bir doktora öğrencileri yönelik çok güzel bir yaz okulu yaptık. Çünkü ortak kaçta? 5 ortak üniversite mi var? Yaz okulu düzenliyoruz. Her sene farklı bir yerde oluyor. Bu da online'dı. Değil mi? Online'dı. Evet. Başka etkinlikler de var. Evet, güzel günlerde görüşmek üzere.